Hepinize merhaba arkadaşlar, Klavye Düşman kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet ve bugün sizlere Son Oyuncu Survival Titanium'da para kasma garantili 20 adet yöntem göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bu yöntemlerle çok kolay bir şekilde paranızı kasabilirsiniz arkadaşlar. Yöntemlere geçmeden lütfen 2 saniye ayırıp videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Önceki videomuzdan Terabilet çekilişimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu yolları bilen arkadaşlar çok. Zaten benim bu videoyu çekmekteki amacım bunları bilmeyen arkadaşlar için. Nasıl para kasılacağını bilmeyen bir sürü arkadaşımız var şu anda. Onları bilgilendirmek amacıyla çekiyorum. Siz biliyor olabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Bilmeyen arkadaşlar öğrense benim için kafidir. Dilerseniz videoya başlayalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın şu an. Evet arkadaşlar, ilk yöntemimiz hepiniz biliyorsunuz, aslında sizlere çok da kolay gelebilir. Uygulamak isteyen arkadaşlar uygulayabilir. Arkadaşlar maden şu anlık en etkili yöntemlerden birisi. Şöyle gidiyorsunuz, demir kasıyorsunuz arkadaşlar. Demirin tanesi 30 kinas falan. Ben şu anda mesela kaç kastım? 180 kinas para kastım arkadaşlar. Bakın 210, 240 böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Bayağı kinas kasabiliyorsunuz. Aslında maden en etkili yol şu anda. Herkesin kullanabileceği en etkili yol. Madenden zümrüt ve elmas bulduğunuzda daha iyi paralar elde edebiliyorsunuz. Onun için de sağ üstten bir videomuz var. Kolay elmas ve zümrüt bulma. O videoya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer sizlere kolay gelebilecek yollarımızdan birisi de tabii ki odun kasmak. Hepiniz bu yolları küçümsüyorsunuz ama bu yollar asıl önemli olan yollar, farkındaysanız. Mesela bu odun değil ama orman ağacı odunun da ne kadar para var biliyor musunuz? Siteyi 900 kinas yapıyor arkadaşlar. Siteyi 900 kinas demek, hani yaklaşık 1 dakikada 2 stack kasabiliyorsunuz en az. 2 stack demek hani 1800 kinas. Dakikada 1800 kinas demek arkadaşlar. Hadi 2K diyelim dakikada. 1 saatte arkadaşlar size 120K yapıyor. Sadece odun kasmak ve sadece bu şey. Mesela bakın, ben money yazayım. Sohbeti göremiyorsunuz tabi. Money yazayım. Param gördüğünüz gibi son şeyi 241. Şimdi bir daha yazayım, 243. Her kırdığınızda para kazanıyorsunuz arkadaşlar odunu. Her kırdığınızda para kazanıyorsunuz. Meslekten de geliyor. Yani bayağı bir para kastırıyor odun size. Odunu kırmanızı tavsiye ediyorum. Odunlar çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi diğer yöntemimize geçelim dilerseniz. Evet arkadaşlar, diğer bir yöntemimiz ise elma kasmak. Elmanın tanesi şu anda 120 kinas arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir rakam. Dilerseniz şu tekli olan meşe ağaçlarının odununu kırdıktan sonra yapraklar düşerken düşürebilirsiniz elmayı. Dilerseniz de bu büyük koyu meşe ağaçlarının odunlarını kırdıktan sonra yaprakları düşerken elmaları toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar cidden iyi para ediyor. Bunun otomatik farmları da var. Yarı otomatik. Odunları kırıyorsunuz, yapraklar suya düşüyor. Sudan da Huni'ye gidiyor. Öyle farmlarda yapabilirsiniz. Cidden elma çok pahalı arkadaşlar şu anda. Elma piyasası bitmeyecek bir şekilde devam ediyor. Çünkü PvP her daim olacaktır Son Oyuncu Survival Titanium'da. Şimdi dilerseniz diğer yolumuza geçelim. Evet arkadaşlar, diğer yöntemimiz kum kasmak. Kum cidden şu anda 200 kinas arkadaşlar siteyi. Kum kasarak çok 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 basit para kasabilirsiniz. En basit para kasma yöntemlerinden birisi. Çünkü siteyi 200 kinas arkadaşlar şu anda. Tüccardan baktım hemen. 192 kinastı. Bakın hemen şöyle hızlıca kazıyorum kürekle. Hemen bakıyorsunuz. Bakın kaç saniye, sayın hatta, saniyeler içinde bir siteyi geçtik. Hani 10 saniye belki olmadı bile az önce. Bir siteyi geçerken. Şimdi bakalım küreğimizi kırmadan tabii ki. Bakalım hemen saniyeler içinde kaç stack kasabileceğiz toplam kaç stack kasabileceğiz bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın, çok basit bir şekilde kasabiliyorsunuz küreğimize. Bakalım, hemen kırılmadı da var. Çok basit bir şekilde böyle kum kasabiliyorsunuz ve kum cidden pahalı. Kaktüs farmı yapanlar olduğu için iyi para ediyor şu anda kum. Tavsiye ederim yapmanızı, kasmanızı tavsiye ederim. 65 kaldı. Neyse, fazla uzatmayalım bu yöntemi. Bakın hemen şunları da alalım. Bakın 4, 5, 6, 7, 8 neredeyse. 8 stack kastık ve 1600 kinas
Kinaj. Konuşamıyorum. Neyse. 1600 kinaz arkadaşlar. Saniyeler içinde sadece birkaç saniye, belki de bir dakika içinde 1600 kinaz az bir para değil tabii ki. Şimdi dilerseniz diğer yöntemimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer bir yöntemimiz ise Ench basmak. Ench herkes basamıyor, farkındayım. Spawner'ı olanlar basıyor falan. Artık bu dönem bitti arkadaşlar. Sağ üstte çok hızlı para kasma yöntemi diye bir videomuz var. Oraya gidip hızlı hızlı XP kasıp buraya basabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta bunu yanınızda götürüyorsunuz direkt. Öyle bir video çektim sizlere. Onu da sağ üst taraftan izleyebilirsiniz veya açıklama kısmından çok hızlı para kasma videosu. Nether'da da cidden kuvarsan iyi XP kasıyorsunuz arkadaşlar. Direkt bu kitaplığı Allah'ım konuşamıyorum. Neyse. Kitaplığı ve Ench masasını kurduktan sonra arkadaşlar direkt Ench'inizi basıyorsunuz. Sonra Ipex'i baltayla falan tekrar kırıyorsunuz. XP kasmaya devam ediyorsunuz. Sonra tekrar koyuyorsunuz. Böyle çok hızlı para kasabiliyorsunuz ve Ench piyasası cidden yüksek şu anda. İyi para kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz diğer yöntemimize geçmeden önce şunu da söyleyeyim sizlere. Mesela arkadaşlar kitabınız var diyelim. Nerede? Benim kitabım olması lazım şu anda. Şurada falan olması lazım. Evet, bulamıyoruz. Oley. Neyse. Şimdi bakalım hızlıca, hızlıca, hızlıca. Hadi neredesin? Neredesin? Hadi seni kırıyorum ya. Seni kırıyorum. Uğraştırıyorsunuz beni. Evet arkadaşlar, bakın mesela şu kitapta 84-86. Şu kitabı koydum. Eklem bacaklılar geliyor. Sonra gidiyorum şuradan bir tane 1 levellik, 2 levellik basıyorum. Bunun etrafında kitaplık olmasın. Böyle küçük bir level basıyorsunuz, sonra tekrar geliyorsunuz. Kırılmazlık veriyor. Kırılmazlık da pahalı. Bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da iyi bir yöntem. Aklınızda bulunsun, bilmeyen arkadaşlar öğrensin arkadaşlar. Şimdi diğer yöntemimize geçelim. Evet arkadaşlar, bir diğer yöntemimiz ise geçen videodan gördüğünüz gibi balık tutmak arkadaşlar. Balık tutarken palyaço balığı falan tutabiliyorsunuz. 2K falan yapıyor. Çok iyi para ediyor. Kirpi balığı tutabiliyorsunuz. 50 kinaz falan yapıyor. O da iyi para ediyor. Ve Ençli kitap falan çıkıyor arkadaşlar. Denizin şansıyla tuttuğunuz zaman Ençli kitap falan çıkıyor. Böylece tutabilirsiniz. İyi para geliyor arkadaşlar. Ve buradan ne çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar? Denizin kalbi çıkarabiliyorsunuz. Denizin kalbi çok iyi yapıyor. Çok iyi para yapıyor. Aralıksız böyle balık tuttuğunuzda 75 ila 100 arasında item geldiği anda size, 75 ila 100 item geldiği anda size şey veriyor arkadaşlar. Denizin kalbi veriyor. 75 ile 100 item arasında size denizin kalbi veriyor. Ve o da yaklaşık 45K falan yapıyor. İyi para ediyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz diğer yöntemimize geçelim. Evet arkadaşlar, diğer yöntemimiz çoğunuzun da bildiği aslında farm. Kaktüs farmı, bal kabağı farmı. Bu arada verimsiz bir kaktüs farmı. Bu evi de size veriyorum zaten. Verimsiz bir kaktüs farmı. Bu daha verimlileri var. İple yapılan veya daha düzgün çaprazlama yapılanlar var. Kaktüs farmı yaptığınızda ve bal kabağı, şöyle home üst yazalım. Bal kabağı farmı yaptığınızda sizlere beleş para akıyor bildiğiniz. Hani AFK kalıyorsunuz, beleşe para kazanıyorsunuz. Çiftçiye gidiyor bunların hepsi. İyi para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bal kabağı farmı falan yapıyorsunuz. Karpuz farmı, bal kabağı farmı. Bunlar iyi para getiriyor arkadaşlar sizlere. Çok büyük yaparsanız çok kazanırsınız. Çok küçük yaparsanız da az kazanırsınız. Böyle nitelendireyim size. Güzel yöntem bence. Yani şu anda zaten server'ın neredeyse %80'i falan bu farmları kullanıyor. Bilmiyorsanız sizlerin de kullanmasını öneriyorum arkadaşlar. Şimdi dilerseniz diğer yöntemimize geçelim. Evet arkadaşlar, diğer yöntemimiz obsidyen kazmak. Obsidyenin tanesi arkadaşlar 40-50 kinaz, hatta bazen daha yukarılara da çıkabiliyor. Tek yapmanız gereken madende bir obsidyen birikintisi bulmak ve sonra obsidyeni kazmak oluyor arkadaşlar. Verimlilik 5, titanyum kazmanız varsa daha hızlı kazarsınız. Elmas kazmanız varsa daha hızlı kazarsınız tabii ki. Mesela böyle oluyor. Benim chestimde su var mı, su kovası? Kovan var mı? Bakıyorum hemen. Yok sanırım, göremedim. Neyse, su kovanız olursa arkadaşlar şuraya koyuyorsunuz. Kıra kıra ilerliyorsunuz ve lava düşmüyor bu obsidyenler. Bende çoğu düştü ama siz anladınız benim demek istediğim. Mesela şurada temiz obsidyenler var. Bunların tanesi 40-50 kinaz arkadaşlar. Bunlar çok iyi para ediyor. Ve çok da zor bir şey değil. Kasmak sıkıcı gelebilir ama
Tabii para kasmak için her şey, her yol mübahtır arkadaşlar. Şimdi dilerseniz diğer yöntemimize geçelim. Evet arkadaşlar, diğer bir yolumuz ise kafa ve flama satmak. Kafa ve flamalar iyi para ediyor arkadaşlar. Mesela şunu spawner'ı olan birisine iyi satabilirsiniz. Şunu chest odası için almak isteyen arkadaşlar olabilir. Şu da mesela benim kafam. Mesela daha yüksek aboneli birinin kafasını bulursunuz. Onu iyi bir paraya satarsınız arkadaşlar. Bunlar iyi para ediyor. Bunları kasmayı unutmayın arkadaşlar. Kafalar bir adamı Pandora'da falan kestiğinizde düşüyor arkadaşlar. Bir ihtimalle hani şansınız düşük tabii. Full şans değilsiniz. Belli bir şansınız var arkadaşlar. Kafalar da cidden iyi para ediyor. Ve flama arkadaşlar. Flama ne arkadaşlar? Bayrak. Hani duvara koyulan bayrak falan koyuyorlar ya onlar. Onun desenli halleri yapılıyor ve 10k falan tanesi iyi paralara gidiyor. Çok iyi paralara gidiyor. Onları da öğrenip yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. İnternetten yapılış videoları falan var bol bol. Onları izleyerek bol bol yapıp satabilirsiniz ve yapılışları inanın ki hiç zor değil arkadaşlar. Şimdi dilerseniz diğer yöntemimize geçelim. Evet arkadaşlar, bir diğer yolumuz mob itemi bulup mob itemi satmak. Niye peki onu göstermiyorum size? Çünkü mob itemleri, yani moblar nedense çok az doğuyor bu aralar serverda. Çok fazla doğmuyor. Bu yüzden mob itemleri de değerlenmeye başladı arkadaşlar. Mesela Ender Pearl 8k, cidden çok büyük bir rakam. 8000 kinas. Ve başka ne? Şuradan hemen gidelim. Yemek. Çiğ domuz eti. Tanesi 180 kinası arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz 185 187, hani 13 tanesi 2400 kinas yapıyor arkadaşlar. Çok büyük para cidden. Elmaya bakalım, 97 kinas. Evet, gördüğünüz gibi iyi para yapıyor bunlar. Koyun eti 148 kinas. Tavşana bakalım bir de, 450 kinas tanesi arkadaşlar. Tanesi 450 kinas, görüyorsunuz. Tavuğa bakalım, tavuk da 550 kinas arkadaşlar, bir tanesi. Çiğlerini bulmak cidden zor. Palyaço balığı mesela, ayda piyasasını bayağı mahvetmişiz ya. Bayağı düşmüş piyasası. Ben bunun piyasasını 2k falan diye düşünüyordum. Palyaço balığı batmış bildiğiniz. 2k falandı. Bir anda herkes balık tutmaya başlayınca tabii bir çakılma oldu piyasasında. Neyse arkadaşlar, önceki balık tutma yönteminde de artık denizin kalbine kalıyoruz. Çünkü palyaço balığı değer kaybetmiş. Yeni fark ettim onu. Evet arkadaşlar, dediğim gibi mob itemleri çok önemli. Dediğim gibi mesela malzemelerde, yok iksirdedir o. İksirde baruta bakalım. Barut gördüğünüz gibi bir tanesi 200 kinas. Cidden iyi para. Ganimet üçlük kılıçla mob görürseniz, öldürürseniz iyi paralar kasabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz diğer yöntemimize hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar, diğer yöntemimiz etkinlik. Etkinlik yöneticisinde etkinlikler var. Bu etkinlikler her zaman açık olmuyor. Hatta ben açık olduğunu görmedim şahsen. Hiçbir etkinliğe katılamadım maalesef. Arkadaşlar bu etkinliklerde Pandora'nın kutusunda falan işte bir şeyler yapıyorsunuz. Yaratık maratık kesiyorsunuz diyebiliyorum. Aynen, hayvan kesiyorsunuz. Ejderha etkinliğinde ejderhayı öldürmeye çalışıyorsunuz. Son vuruşu atan ve en çok hasar vuran hediyeler kazanıyor arkadaşlar. Meteor'da da bir meteor düşüyor, tahmin edebilirseniz. Edebilirsiniz yani. Chat'te koordinatları çıkıyor, oraya doğru ilerliyorsunuz. Bunlar çok nadir oluyor arkadaşlar. Çok çok nadir oluyor. Çok az yapılıyor. Adminler hani kesin bir tarih de vermiyor. Ne zaman isterlerse o zaman yapıyorlar. Ama etkinlikten cidden çok iyi paralar kaldırılıyor. Etkinlik gördüğünüz zaman kaçırmayın derim. Evet arkadaşlar, diğer bir yöntemimiz nedir de ileride hesabım olmadığı için şimdi size hızlıca da video yetiştirmem gerektiği için, çünkü sözünü verdim Discord'da. Quartz ve Glowstone kasıp satmak. Glowstone'un tanesi 85 kinas, siteyi 5.5k yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok yüksek para. Quartz'ın da siteyi 1k şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, hatta şunlar satılınca siteyi 2k arkadaşlar. Quartz ve Glowstone çok iyi paralar yapıyor. Çok kasması da hiç zor değil. Emin olun ki hiç zor değil. Nether'a gidebiliyorsanız kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar onları. Tabii bu videodan sonra piyasada bazı değişiklikler olabilir. Onun için de hazırlıklı olun derim. Şimdi dilerseniz arkadaşlar diğer yöntemimize geçelim. Evet arkadaşlar, diğer bir yöntemimiz stokçuluk. Peki nedir bu stokçuluk?
Şimdi arkadaşlar bakın. Siz item alıyorsunuz. İtemleri alıyorsunuz. Mesela yeni dünyalar geldi ya. Ben 16K'dan elmas aldım baya. Mesela şimdi almaya devam edeceğim yakında elmas. Peki ben neden alıyorum elması? Ucuzken alıyorum arkadaşlar. Çünkü bu yeni dünyaların artık suyu çıktığı zaman, çünkü artık dünyalar gelmesi duracaktır bir zamandan sonra. Belki de bir daha hiç gelmez. Çünkü buraları doldurdular. İki boşluk burada, iki boşluk burada. Belki iki dünya gelir, birer boşluk kalır diye düşünüyorum. Ama bence Terra son dünya diye düşünüyorum ben. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi ucuzken itemleri alıyorsunuz. Bu hangi item fark etmez ama değerli bir şey olursa iyi olur. Veya değerlenebilecek bir item olursa iyi olur. Mesela gidiyorsunuz, elması ben 16K'dan aldım baya. Bekleyeceğim arkadaşlar ben onu. Yatırım, yani stokçuluk, yatırım uzun zaman içinde kazandırır size. Uzun süre beklemeniz gerekiyor. Mesela ben şimdi 2-3 ay bekleyeceğim. Bu elmas piyasası tekrar bir hareketlenecek. Zaten yavaş yavaş yukarılara tırmanmaya başladı biliyorsunuz. Bu elmas piyasası 35K'ya çıktığı zaman ben koyacağım, satacağım. Neden satacağım arkadaşlar? Kar yapmak için yatırım yaptım. Onun da meyvesini yiyeceğim yani. Siz de böyle şeyler yaparak kolayca para kasabilirsiniz. Ama bunun için de bir miktar paranız olması gerekiyor tabii ki. Şimdi arkadaşlar dilerseniz sonraki yöntemimize geçelim. Evet arkadaşlar, diğer yöntemimiz ne? Diğer yöntemimiz asat. Mesela benim şurada spawner'ım var. Mesela şu spawner. Ne? İskelet bu. Mesela ben bunu mesela 750K'dan aldım. Sonra bakıyorum server'da satan yok. Ha, kurnazlık yapayım diyorum. Gidiyorum alıyorum arkadaşlar. 780K'dan iskelet spawner'ı satılır diyorum. Hop, 30K kar yaptım. Satarsanız. Satarsınız büyük ihtimal. Kimse satmıyorsa server'da, tek satıcı sizseniz satabilirsiniz arkadaşlar. Veya şöyle deyin. Mesela 800K'dan iskelet satılır deyin. Adam biraz daha alt fiyattan şu kadara indirim olur mu diyecektir. Siz de tamam deyin arkadaşlar. Olur deyin. Öylece satabilirsiniz. Hani sadece aldığınız fiyatın üstüne bir miktar fiyat koyup, çok abartmadan bir miktar fiyat koyup veya ucuzdan da spawner kovalayabilirsiniz. Mesela bir spawner'ın fiyatı 750K ise giderseniz bunu kaça alırsınız? Mesela 700'e buldunuz, aldınız. Sonra gider 750'ye satarsınız siz. Bu iyi bir yöntem arkadaşlar. Çoğu kişi bundan para kazanıyor. Ben de Skyblock'ta paramı böyle böyle kasıyordum zaten. Çok kolay, çok işe yarar bir yöntem arkadaşlar. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi diğer yöntemimize geçelim. Evet arkadaşlar, diğer yöntemimiz gördüğünüz gibi avcı. Avcı değil, meslekler. Diğer yöntemimiz meslekler arkadaşlar. Meslekler ne işe yarıyor? Her bir meslek kendine özgü özellikler barındırıyor. Şimdi meslek yazdığımızda, mesela madenci mesleğini kastığınızda ne oluyor arkadaşlar? Size kazma ile sağ tıkla meşale koyuyorsunuz falan. 25 olunca eritilmiş demir geliyor mesela. Oduncuda ne oluyor? Gidiyorsunuz işte elma düşüyor odun kırdıkça. Balıkçıda ne oluyor? Balık tutma hızınız artıyor. İleride denizin kalbi çıkma şansı artıyor. Avcıda bir hayvanı öldürdüğünüzde bir daha doğabiliyor falan. Böyle değişik değişik özellikleri var. Mesela elma şu anda bana bayağı para kazandırıyor arkadaşlar. Şunların hepsini o görev meslek sayesinde buldum. Meslekler uzun vadeli bir iş arkadaşlar. Ben bu oyunu açıldığından beri oynuyorum. Arada bıraksam da yine de meslekleri aksatmamaya çalıştım. Meslekleri şöyle görev yaparak kasıyorsunuz meslekleri arkadaşlar. Şöyle 100 çiğ inek eti getir diyor. Getiriyorsunuz, tıklıyorsunuz bunun üstüne, tamamlıyorsunuz. Oradan level atlıyorsunuz. Tabii bu zor, cidden uzun süren bir yolculuk. Kolay bir yöntem değil tabii ki. Mesela madenci ve oduncuyu 25 level yapmak için yaklaşık 200 gün görev yapmanız gerekiyor arkadaşlar. 200 gün boyunca görev yapacaksınız. Madenci ve oduncu 25 seviye olacak. Uzun iş ama kazandıran bir yöntem. Denemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, diğer yöntemimiz, hemen burada bulmuşken anlatayım bunu da. Diğer yöntemimiz arkadaşlar tarım. Tarım nedir arkadaşlar? Ne işe yarar? Şimdi tarım, gidiyorsunuz ekiyorsunuz patatesleri. Bu patatesleri alıyorsunuz, fırınlara atıyorsunuz arkadaşlar. Takır takır tüm fırınlara atıyorsunuz. Altlarını yakıyorsunuz, pişiriyorsunuz bu patatesleri.
Sonra gidiyorsunuz şuradan hemen patatesin fiyatına bakalım. Hop. Aşçı hemen haşlanmış patates 0,9. Çok iyi para. Yaklaşık bir kinas yani. İyi para. Ve bunları satıyorsunuz arkadaşlar. Ve ne işinize yarayacak bu peki? Peki bu bir kinas size yetecek mi? Yok, yetmeyecek. Gideceksiniz arkadaşlar, o fırından topladığınızda size takır takır XP geliyor. O XP'lerle hemencecik şey yapacaksınız. Gidip enç basacaksınız. Sonra tekrar ekeceksiniz. Tekrar toplayacaksınız. Tekrar enç basacaksınız. Öyle öyle bir döngüye gireceksiniz. Titanium ilk açıldığında biz parayı öyle kasıyorduk ve cidden verimli bir yöntemdi. Sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Deneyin, beğenirseniz devam edersiniz. Ama şöyle söyleyeyim, ekmek falan biraz sıkabiliyor insanı. Buna da dikkat ederseniz güzel olur. Evet arkadaşlar, diğer yöntemimiz çekilişler ve eventler. Mesela yaz eventleri oluyor. İlk şunu yazana şu kadar para falan. Bunlara katılabilirsiniz. Bunlar sizden hiçbir şey götürmez. Ama dikkat edin, bir yerde falan dolandırılmayın. Çekilişler. Çekilişler en önemlisi. Mesela belli YouTuberlar var Titanium'da. Bunların içinde tabii ki ben de varım. Biz çekiliş yapıyoruz. Neden çekiliş yapıyoruz? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hiçbir YouTuber babasının haline çekiliş yapmaz. Çoğu YouTuber'ın amacı para kasmaktır. Şöyle söyleyeyim, para kasmaktır. Ya para kasmak dedim, yanlış söyledim. Abone kasmaktır. Abone kasmak ister çoğu YouTuber. Ben de dahil. Biz para kasmak için çekilişler yapıyoruz. Abone kasmak için, yine yanlış söyledim. Abone kasmak için çekilişler yapıyoruz. Ve bu çekilişler cidden size de faydalı oluyor arkadaşlar. İkili bir çıkar ilişkisi var burada tabii ki. Hem siz kazanıyorsunuz hem biz kazanıyoruz. Böyle yani. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi tabi bazen gönlünden kopan hediyeler olabiliyor şeyin, mesela takipçilerin, takipçilere. Mesela biz Discord'umuzda her gün günlük çekilişler yapıyoruz falan. Onlar için abone olma şartı falan yok. Discord'a gelen alıyor yani. Alıyor gidiyor parasını. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Siz de dikkatlice böyle çekilişleri falan takip ederseniz. Mesela biz de şu anda dün video attım. Tabi bu videoyu gününde yüklersem dün atmış olacağım. Dün video attım. Tera bileti çekilişi başlattım. O tera bilet arkadaşlar 1,5-2 milyon. Yani iyi para. İstiyorsanız kullanın, Tera'ya gidin. İstiyorsanız satın, Guardian spawnları falan alın. Bunların hepsi size kalmış bir şey. 5 Guardian spawnları çekiliş yaptık. 5 arkadaşımızı ödüllendirdik. Böyle güzel güzel çekilişlerimiz var arkadaşlar. Çekilişler de var başkalarının yaptığı. Bunlara katılırsanız iyi paralar kazanabilirsiniz. Şimdi diğer yöntemimize geçelim arkadaşlar. Bir diğer yolumuz ise geliyorsunuz. Mesela şuradan dekorasyona giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra herkesin bilmediği itemler buradakiler. Herkes bilmiyor bu itemleri. Ve gereğinden fazla pahalı bu itemler. Mesela şöyle göstereyim. Televizyon 200 kinas. Şöyle saat 150 kinas. Mesela beyaz çit çok pahalıydı. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Şurada. Evet, beyaz çit düşmüş. 67 kinas. Ama birden fazla alındığı için bir kere de daha fazla kazanıyorsunuz mantıken. Halılar, halılar. Gördüğünüz gibi tanesi 4 kinas arkadaşlar. Bayağı çıkıyor buradan. Bayağı çıkıyor. Halı yapmak çok mantıklı. Halıyı satmak aşırı mantıklı. Görüyorsunuz fiyatları. Bunlar cidden çok iyi paralar ediyor. Bunların fiyatları çok yüksek. Cidden çite falan baksanıza. Çok çok yüksek. Mobilyalar falan çok yüksek. Bunlardan yapıp satabilirsiniz. Çok fazla stok, yani çok fazla stok koymayın. Azar azar koyun. Satıldıkça yenilersiniz. Şimdi dilerseniz diğer yolumuza geçelim. Evet arkadaşlar, Nether'da yine hesabım olmadığı için, yani hesap koyamadığım için Nether'da ileriye şu anda bundan bahsedeceğim. Nether kalelerine gidiyorsunuz arkadaşlar ve ne düşürüyorsunuz? Oradan siz kafa düşürüyorsunuz. Siyah Wither iskeleti arıyorsunuz. O Wither iskeletinin kafasını düşürüyorsunuz. Bu iskeletin kafası yaklaşık 50k. 35 ila 50k arasında fiyatı değişiyor. Ama düşürmek zor, bulmak da zor. Ben bunun yerine denizin kalbi aramanızı daha çok öneriyorum. Ama dileyen arkadaşlar da bu yöntemi kullanabilir. Bu yöntemde kazandıran bir yöntemdir. Dilerseniz diğer yöntemimize geçelim. Evet arkadaşlar, diğer yöntemimiz tabii ki PvP. PvP'nin olmazsa olmazı
Yani PvP bir sunucunun olmazsa olmazı. Mesela şu Titanium'u mesela şöyle söyleyeyim, misal olarak vereyim. 100 oyuncusu varsa bunun emin olun 40'ı PvP için oynuyor şu oyunu. PvP'den zevk alıyor. Çünkü arkadaşlar bir süre sonra Titanium'dan artık yapacak bir şeyiniz kalmıyor Titanium'da. Ve insanlar PvP'ye dönmeye başlıyor. Burada PvP'de birbirlerini kesiyorlar. Hem para kasıyorlar setlerden hem de değişik şeyler kazanıyorlar. Zevk alıyorlar, savaşıyorlar falan. Böyle değişik değişik şeyler yapıyorlar. Hatta biz de şurada geçelim, koşmaya başlayalım. İnşallah gelen yoktur. Yok. Evet. Şöyle Pandora mesela böyle bir dünya. Burada birilerini kestiğinizde kafa falan düşebiliyor. Nether'da düşüyor mu bilmiyorum ama Nether'da da PvP alanı var. Oraya da gidebilirsiniz. Bunlar cidden önemli alanlar arkadaşlar. İyi para geliyor bir de bunlarda. İyi paralar kazanabiliyorsunuz. Bir set falan düşürseniz iyi para yapıyor harbi. Güzel para. Bir ara ben de girmeyi düşündüm ama sonra vazgeçtim. Dediğim gibi arkadaşlar buraya gelebilirsiniz. Burası güzel bir yer. Allah. Evet, yaratık. Ben bunları görmüştüm. Hiç gelmemiştim ama bunlar geldikten sonra. Chest'imizi açalım mı bir? Açamıyor muyuz? Girdikten sonra açamıyormuşuz. Kaçalım, kaçalım o zaman, kaçalım. Kovalıyorlar bir de ya. Allah Allah. Değişik psikopat herifler. Aa, birisi geldi. Korkuyorum. Evet, neyse onu boş verelim. Üstümüzde bir şey yok, ölsek de bir şey olmaz zaten. Evet arkadaşlar, dediğim gibi burası da önemli bir yol, yöntem. Deneyebilirsiniz, deneyip onaylayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz diğer yöntemimize geçelim. Hatta ben burada videoyu kesmeyeyim, direkt size anlatayım arkadaşlar. Şurada hemen base'e girelim tekrardan hızlıca. Arkamızdaki eleman bize yetişmeden hızlıca gireriz herhalde. Girdik, evet. Giremedik. Girilmiyor, neden girilmiyor? Giremedik ki. Hop. Hadi görüşürüz kardeşim. Neyse. Şimdi girdik tekrar gördüğünüz gibi. Burada geliyorsunuz. Buranın da tüccarı vardı. Tüccar bey neredesin? Evet, savaş tüccarı. Dilerseniz spamdaki tüccardan, dilerseniz buradaki tüccardan iksir satabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle ateş direnci iksiri görüyorsunuz fiyatı. Görüyorsunuz fiyatı. Cidden çok büyük bir rakam. Tabii ki neydi? Balçık topunu falan da bulmak zor. Magma kremini, magmayı bulmak da zor tabii ki. Dikkat edin arkadaşlar, bu yollar çoğunuzun bildiği, çoğunuzun bilmediği yollardı. Önceki videomuzda çoğu şey aynıydı aslında. Önceki videomuzda aynıydı. Bir güncellemek istedim, üzerinden 4-5 ay geçti çünkü o videonun. Ben böyle bir güncellemek istedim videoyu ve aralarına yeni balık tutmayı falan eklemek istedim. Sizlerin işine yarayacak şeyleri eklemek istedim ve fark ettim ki diğer videonun ses kalitesi falan yerlerde. Bunu da yükleyeyim. Dileyen arkadaş izler, dilemeyen izlemez. Bunları uyguladıktan sonra emin olun ki iyi paralar kazanacaksınızdır arkadaşlar. Zaten para kasan arkadaşlar var benim videolarımdan. Benim videolarımı izleyip beni takip edip çok güzel paralar kasan arkadaşlar var. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar sizler için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.